arkadaşlar. Yepyeni bir inceleme videomuz var. Bu sefer elimizde Bosch firmasının ürettiği Glupen, yani silikon tabancası var. Fakat şarjlı bir silikon tabancası. 3.6 volt lityum iyon pille, en önemli özelliği 15 saniye gibi kısa bir sürede bu silikonu ısıtacak konuma geldiğini Bosch firması iddia ediyor. Bosch da biliyorsunuz köklü bir firma. Tanımayan yok. Dolayısıyla muhtemelen kutunun üstünde kocaman yazdığı vaatlere erişecektir. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan kutu açılışına geçelim. Daha önce açmadığım bir kutu bu. Gördüğünüz gibi etiketi üstünde. Şimdi sizle birlikte ilk defa açacağım. Şu boş etiketini, boş original yazıyor üstünde. Sanırım burayı almamız gerekecek. Orayı da Victorinox gayet keskin. Kutuyu kesiyor. Ve orayı bize aldırıyor. Bu arada kamerayı değiştirdik. Daha iyi odaklanan bir kamera var elimizde. Pocket 2 kullanıyoruz. DJI'nin Pocket 2'si. Daha önceki kamera yakın çekimlerde hızlı odaklanamıyordu. Şu anda görüntü kalitesinin çok daha iyi olması lazım. Odaklanma problemi de giderilmişti tahminen. Şimdi derseniz hemen açalım ve bakalım nasılmış. Bir kitapçık çıkıyor içinde. Boş bunları CD veya USB değil de kitapçıkla halen göndermeye devam ediyor. Aslında kağıttan tasarruf için bir linkin olduğu küçük bir sayfa da koyabilir içine. İçerisinde hani son zamanlarda moda olan adaptör yok, kablosu var falan vesaire durumu yok. Adaptörü de içinde ve adaptör Bosch marka. İlginç. Bosch marka USB adaptörün olması ve Almanya yazıyor üstünde. Çin'de üretilmiş. Almanya yazıyor ama Çin'de üretilmiş ibaresi de üzerinde bulunuyor. Burada da cihazımız var. 7 milimlik olan silikon çubuklardan alıyormuş cihaz. Yanında yok ilginç biçimde. Bir tane kısa da olsa bir silikon çubuğun olmasını açıkça beklerdim içerisinde. Fakat koymamışlar. Olsaydı çok daha iyi olur. Şimdi ben bu cihazı açtım. Size gösteriyorum. Şöyle etraflıca hafif. Küçük burada tetik mekanizması var. Buradan açılıyor. Buradan da şarj oluyor. İlk önce şarj yapacağım. Video burada duracak. Ben tekrar montajlarken ekleyeceğim. Daha sonra da bir silikon çubuğu bulup kaç milim bir daha bakalım. Biraz bir çalıştıralım. Dediği kadar kısa sürede ısınabiliyor mu? Verimli mi? 7 milim diyor. 10 milim. Yani ince silikonla çalışıyor açıkçası. Çünkü içerisinde bir tane 3.7 volt pil var. Lityum pil. O pille de bir basit devre aracılığıyla ısıtıp eritmesi gerekiyor. 10 milimli eritmekte zorlanacağı için daha performanslı olması açısından 7 milimlik silikon tabancasıyla çalışır hale getirmişler. Bu gördüğünüzde USB kablosu. Çok kaliteli bir kablo değil ve standart kablo da değil aslında. Standart değil. Ama telefonlarda kullanılan bir kablo. Dolayısıyla kablosunu da kaybetseniz kolayca şarj edebileceğinizi taahhüt ediyor Bosch firması. Şimdi dilerseniz ben şarj edeyim. Ondan sonra çubuğu bulduktan sonra videonun kalan kısmında o şekilde ilerleyelim. Bu arada unutmadan bu tarz ürünleri bazılarını gereksiz aldığını düşündüğümde Dolap veya Letgo gibi siteler üzerinden satıyorum. Linkleri de videonun alt kısmına koyuyorum. Hani bakmak isterseniz oraya da bakabilirsiniz. Bir ek daha yapalım. İçerisinde silikon çubuk yok dedik ama Bosch firması onu yapmaz. O hataya da düşmemiş. İçerisinde 7 milimlik silikon çubuktan 4 tane var. İlginç bir renk. Şeffaf beyaz değil, koyu beyaz. Normal bizim kullandığımız silikon çubukların aynısı gibi. Fakat şeffaf değil. 4 tane de içinde var. Zaten kutunun üstünde öyle bir resim vardı. Çıkmayınca şaşırdım. Kutunun tam altındaymış. Maalesef görmedim. Şimdi geriye sadece şarj etmek kaldı. Bu cihazı. Biraz şarj yaptıkça da tam yapmadık. Normalde tam yapmamız lazım ama bu lityum iyon pillerde de çok problem olmuyor aslında. Çok pil mantığı değişik. Bu arka tarafında bu beyaz silikon ittiriyoruz. Uca kadar götürüyoruz. Şu butona basıyoruz. Evet. Şu anda yanıp sönüyor. Öyle yapınca kapanıyor. Tekrar basılı tutuyorum açmak için.
15 saniye muhabbeti var. Evet. Işık yanıp sönüyordu. Şimdi yanmaya başladı. Yani şu anda hazır diyor. Yani ilk açtığınızda bir daha yapalım. Soğumasını bekleyelim biraz. Bir tane üstüne silikon sıkabileceğimiz bir şeyimiz olsun. Şöyle üçlü yazıcıdan bastığımız bir şey. Arkasına biraz bir sıkalım bakalım nasıl olacak. Açıyoruz. Açamıyoruz. Evet, basılı tutmamız gerekiyor. Basınca açılmıyor. Açtık, yanıp sönüyor. Şu anda nispeten biraz sıcak. Bunu böyle yapınca düşüyor bu arada. İttirmek gerekiyor muhtemelen. Her silikon tabancasının kaderi. Halen yanıp sönüyor. Şu anda 3.7 volt lityum pil devreyle kızıştırıyor onu. Ve şu anda bence oldu. Bakalım. Şimdi şunu açtık. Basıyoruz. Muhtemelen hemen gelmeyecek. Çünkü geridedir. İçeri biraz daha aldı. Biraz daha aldı. Biraz daha aldı. Evet. Olmadı. İttiriyoruz. Evet. Şimdi. Bence almadığı için erimiyor. Şu sıcaklığının düzgün olduğunu düşünüyorum. Hı. Basılıyken ittirdim. Bence şimdi oldu. Evet, şu anda içine doğru aldı. O zaten ucu erişmemiş az önce. Basılırken ittirince evet geldi. Yani 15 saniye süresi doğru ama bütün silikonlarda olan bir problem. Arkadan ittirmeden çalışmıyor. Buna zaten kısacık silikonlar koymuşlar. Dolayısıyla ben de içine girdiğini düşündüm ama girmemiş. Basılırken ittirdim, deliği açtı. Ve şu anda bakayım. Evet, düşük bir sıcaklık. Bunu eritecek kadar. Umarım şeyi silikonun ısıma, yani bu silikonların erime sıcaklığı farklı değildir. Yani böyle bir problem yaşanır mı ondan emin değilim. Eğer erime sıcaklığı farklıysa bizim piyasadan aldığımız silikonlar 15 saniye de geçse, 1 dakika da geçse erimeyecektir. Bu da büyük bir problem. Eğer merak ederseniz yorumlara yazarsanız onunla ilgili size bilgiyi muhtemelen veririm. Şu anda dondu bunun üstünde. Yani bildiğimiz silikon ısı 15 saniye olayı da doğru. Her silikon tabancasında olan buradan ittirirsin, kaktırırsın, gitmek gelmek bilmez. O bunda da anladığım kadarıyla var. İçine aldıktan sonra problem olmadı. Basılı tutuyoruz. Yanıp sönüyor. Yanıp sönmesi bitip düz yandığı zaman ısınmış halde olduğunu kabul ediyoruz. Ve bastığımız zaman geliyor. 7 milim silikonla çalışıyor. Bir daha söylüyorum. Yani alternatif güzel bir çözüm. Tek kafada soru işareti olan bizim piyasada bulduğumuz standart silikonlarla çalışacak mı? Onu da kısa süre sonra deneyip soran olursa video yorumlarına yazarım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Kanalımda bu ve buna benzer birçok inceleme var. Eminim ve umarım tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Halen kanalıma abone olmadıysanız şimdi abone olmanın tam zamanı.